Hakimlik Akademisi'nin düzenlemiş olduğu bilgi yarışmasına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Önce sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Sema Aytaç, Marmara Üniversitesi öğrencisiyim. Ben Mustafa Çelikkaya, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyim. İlk soruyla başlıyoruz. Tabii ki. Evet, birinci sorumuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meclis soruşturmasının istenmesi için gerekli milletvekili sayısı en az kaç? Üye tam sayısının yarıdan bir fazlası 301. Doğru cevap verdiniz. Yargıtay üyelerini kim seçer? Yargıtay Genel Kurulu. Bunu bilemezdim. Yanlış cevap verdiniz. Sema Hanım'a geçti. Kim seçer? Kim seçiyordu? Cumhurbaşkanı. Siz seçiyordunuz. Cumhurbaşkanı mı diyorsunuz? Ya, yanlış cevap verdiniz. Doğru cevap. Hakimler, savcılar. Aa, evet. O geldi aklıma. Evet, evet ya. Bütün mahkemeler hepsini onu seçiyor zaten. Aynen. Üçüncü soruya geçiyoruz. Buyurun. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri kimin teklifi üzerine... Encümen. Belediye Encümen. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri kimin teklifi üzerine hangi mevki tarafından atanır? Bilmiyorum. Pas. Bu soruya doğru cevap verilemedi. Doğru cevabı ben söylüyorum. Belediye meclisi teklifi üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından atanır. Yine yanlış cevap verdiniz. Tam tersi mi? Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından atanmaktadır. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri. Dördüncü soruya geçiyoruz değerli arkadaşlar. Bir sözleşmeyi kurmak için karşı tarafa sunulan ve sözleşmenin kurulmasında zaman bakımından önce olan irade beyanına öneri denir. Öneri icap doğru kabul ediyoruz. Kamu tüzel kişilikleri nasıl kurulur? Kanunla ve CBK. Evet, doğru cevap verdiniz. Bir borcun konusu için yapmama ya da yapma hükümlülüğüne ne ad verilir? Ben önce bahsedeyim. Evet. Mustafa Bey. Efendim, edin. Edin. Doğru cevap verdiniz. 4857 sayılı iş kanununa göre kural olarak kaç yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılmaması yasaktır? 15. Doğru cevap verdiniz. Vade tarihi belli olmayan bonolar kural olarak ne zaman ödenir? Ne zaman ödenir? Görüldüğü günde. Görüldüğü günde vadeli sayılır ve görüldüğü günde bir yıl sonra ödenir. Evet, doğru kabul ediyoruz. 6100 sayılı hukuk muhakemeleri kanununa göre ilk itirazlar davanın hangi aşamasında gerisidir? Sema Hanım? Ön inceleme. Dilekçeler tatisi. Evet. Soru geliyor. Görülmekte olan bir davada davaya bakmakta görevli ve yetkili mahkemenin kendi yargı çevresi dışında yapılır. İstinabe. Evet, sorunun yarısına kadar olan kısma kadar okumama rağmen... Doğru mu? Sema Hanım doğru cevabı vermiş oldu. Ya istinabe olacaktı ya da merci tayini olacaktı. Sahibine bir malı kullanma veya bir maldan yararlanma hakkı tanıyan... İntifak. Evet. Taşınmazlar üzerinde kurulan kişisel hakların üçüncü kişilere... ...karşı... Şerhli ilgili. Evet. Of. En yüksek devlet memuru kimdir? Sema Hanım. Müsteşar. Sohbet. Cumhurbaşkanı. İkiniz de yanlış cevap verdiniz. Cumhurbaşkanı genel sekreteri mi? Bakan yardımcısı. Yok. Daha doğru, bitti artık. Edemiyoruz artık. Kimmiş? En yüksek devlet memuru şu anki sistemde Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı. Aa. Eşlerin müşterek çocuklarının bakımı ve giderler için ödediği... Ya. Telbir nafakası. Devam edin. Okuyorum tekrardan. Eşlerin müşterek çocuklarının bakımı ve giderleri için ödediği nafaka türü. İştirak nafakası. Doğru cevap verdiniz. Türk Ceza Kanunu'na göre gıyabında hakaret suçunda hakaretin en az kaç kişiye itiraf etmiş olması gerekir? İhtilal 2 kişi olması lazım. 2 kişi. 2-2. 2 kişi mi? 2 kişi diyorum, evet 2 kişi diyorum. Yanlış cevap 3 kişi. Evet, 3 kişi doğru cevap olacak. Doğru cevap verdiniz. Senin yüzünü kadar çıkartmadı bu 6-5 bir skorla. Mustafa Bey günün galibi oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Mustafa Bey'i tebrik ediyoruz. Sağ ol. Aynı zamanda da Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Sema Hanım'ı da tebrik ediyoruz. Kıran kırana mücadele 6-5'te sonuçlandı. İki kardeş Ezel Bey'in iki kardeş okulu öğrencilerini alkışlıyoruz.